Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Tuğba. Bugün mesleği sınavına girdim, biliyorsunuz zaten bir önceki videoda da koydum. Ve bugün direkt yine 27 Mart, bugün pazar günü, değil mi? Doğru söyledim. Dershane rehberlik hocamız mesleği sorularını ve cevap anahtarlarını yolladı. Ben böyle ilk böyle bir baktım. Aa dedim, hepsi gelmiş. Dedim ben bunu ilk bakarken, daha ilk heyecanımla doğru yanlışlarımı kontrol ederken videoyu çekeyim, arkadaşlarım da görsün dedim. O yüzden şimdi hep beraber hangi sorum hangi doğru, sorularım doğru yanlış boşlarımıza bakacağız. Babama attım önce o hocanın attığı şeyi. Oradan bakacağım şimdi. Ve güzel ajandama da bunları not alacağım. Ama bir dakika, şu sayfayı bulmam lazım. Bu arada bugün işte sınavdan bir geçe biraz çıktım tabii. Yani hazırlan falan çık derken 1.5 falan geçiyordur herhalde. Çıktım, ondan sonra Taksim'e gittik annemle. İşte Bergen filmini falan izledim. Böyle deli gibi ağladım zaten. Yani siz de izlediyseniz bilmiyorum, yani gözleriniz dolmuştur ama ben deli gibi ağlıyorum. Zaten duygusal filmlere aşığım. Öyle bir kafa dağıttım işte bugün. Zaten dün de kafa dağıtmıştım. Dün de yani 26 Mart Cumartesi günü de şey için gitmiştik. İşte bu gireceğim okulu bakmak için. O dün de Taksim'e gitmiştim. Bugün de gittim. Ondan sonra bir baktım gelirken önce işte şeyi atmış. Ben de dedim eve gidince hemen bakayım ama önceden de bakmayayım ki şey olmasın. Şuraya yazayım. Neyse 28'e yazacağım ama bir şey olmaz. Dedim ki herkesle beraber göreyim. Şimdi bakalım kaç boşum, kaç yanlışım, kaç doğrum çıktı, hep beraber görelim. Şöyle bir şey. Bu arada şöyle bakacağız bakalım. Herkesin kitapçığı aynı sorularla mı başlıyor bilmiyorum. Ama aynı değil. Benim sıralama bu değil galiba. Bilmem, aynı da olabilir. Şimdi soru 1 diyor. Soru 1'i doğru yapmış mıyım? Öbür teker teker size soruları okumayacağım ama okumayayım. Hayır, sadece bir doğru mu? Yani doğru yanlış falan. Tamam, her doğruya bir artı yazayım. Cevap neymiş? Bir dakika, ben soruyu okumaya başladım. Kafam gitti. Ne yapacağım şaşırdım arkadaşlar. Şimdi Türkçeden başlıyoruz. İlk sorum. Korktum şu an. Ha doğru. İkinci sorum. Doğru. Tabi hatırladığım kadarıyla. Yani en sonunda ben 5 aşağı 5 yukarı diye hesaplayacağım kendi kafamda. Yanlış. Üçüncü soru. Bu arada bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne zaman ben okulda deneme olsam Türkçe'de o ilk sayfaya 4-5 soru sayıyor. Oradan mutlaka bir yanlış çıkarırım. Bir yani minimum. İki de çıkarabilirim. Cidden hani bu sefer de şaşmadı. Yine yanlışım çıktı yani o ilk sayfadan. Gerçekten harika. Ama bu soru nasıl böyle, cidden anlamadım. Neyse. Korkmaya başlıyorum. Şimdi bu soru çok uzun, acaba ne yaptım? Galiba doğru yaptım. Ama bak, galiba dediklerimi hani o şey doğru yapmış diye düşünüyorum. Diğeri. Aa. Doğru. Bu boştu zaten. Doğru. Şimdi dil bilgi sorularını hatırlamak için tekrar çözmek gerekiyor yani. Öznenin tamlayanı belirtisi. Şimdi arkadaşlar durdurdum uzamasın diye. Şöyle bir baktım ama cidden hani dil bilgi sorularını o an karşıma geçtiğinde için hemen böyle yapıyorum. Çok düşünmeden ya. Paragrafta mesela işaret dediğin şey çok aklına kalıyor. O yüzden buna emin olmadım. Zaten biraz da takılmıştım. O yüzden bir soru işareti koydum. Yani bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı? Ya dil bilgi soruları hep arka arkaya. Evet, doğru. Bu da doğru. Bu da doğru.
Arka arkaya dil bilgisi. Bu kadar çok dil bilgisi çözdüğümü hatırlamıyorum. Şu an fark ettim yani. Evet, düşünürken durduruyoruz arada bir. Bu da doğru çıktı. Evet, bu da doğru. Bir de dil bilgisi sorularında doğru çık hemen. A şıkkında çıkınca o kadar mutlu oluyorum ki diğer şıkları denemeyince. Müthiş bir his yani. Bu da doğru. Bir de arkadaşlar şimdi aa diye böyle bir duydunuz mu, kapattık mı bilmiyorum. Şeye şaşırdım. Farklı çünkü benim şıkkım mesela bu yazım yanlışı sorusunda şıklar farklıydı. Ben direkt o ilk son şıkkı aradım ama o şık değil yani. Bir korktum ama sorular cidden değişik. O yüzden soru kitapçılık numaralarımız farklı herhalde. Şimdi tabii böyle olunca da diğer türlü akılda böyle bir görsel aşinalık oluyor şu an. Doğru yaptım %95 ihtimal. Annem arada bir durduruyor. Ben ne zaman durduruyor şey demiyorum. Bakayım. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Her zaman akışı bozmaktadır ve ikinci paragrafa başlama sorularında sıkıntı yaşıyorum. Ay, bu soruda çok sıkıntı yaşadım. Sıkıntı yaşamakta da haklıymışım. Yanlış yapmışım. Ya yanlış yaptım ya da boş bıraktım. Hangi sence? Ya bir yanlış. Şöyle ya bir yanlış ya da bir boş olabilir. Çünkü boş genelde boşta bırakıyorum takıldığımda. Bir boş ya da bir yanlış var. Evet, çünkü o şıkkı yapmadım. Evet. Hangisi düşüncenin akışına göre getirilebilir? Evet, bu doğru. Don Kişot. Yanlış olması lazım, yanlış. Yalnız bayağı çıktı şu an saymadım ama belki siz saymışsınızdır. Şu an üzüldüm azıcık. Doğru. Bu da doğru. Bitmiyor ki ya. Bakması bitmiyor yani, nasıl çözerken bitsin. Kaç dakikamızı alıyor. Evet, bu da doğru. Bu arada şu anda 26. soruya bakıyorum. Bu da doğru. 26. soru da doğru. Bakalım. Bu da doğru. Bu da doğru. Kusura bakmayın, size de göz teması kuramıyorum ama çok da seviyorum göz teması kurmayı ama. Galiba çok 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 yanlış bir hata yapmışım. Yani çok yapılmamız gereken bir şey. Söylenebilir sormuş. Muhtemelen ben söylenememizi diye düşündüm. O yüzden soruyu tamamen yanlış okumuşum. Yanlış yani. Ve bu şekilde dikkatsizlik yanlışlarından hiç hoşlanmıyorum. Sesim gitti. Bu doğru. Bu da doğru. Saymaya korkuyorum şu an. Galiba iki şık arasında kalmıştım ama yanlış. Çünkü medeniyeti içinde geçiren bir şık işaretlemiştim. Bu doğru. Bitti artık. Bu da doğru.
34'e geldik. Bu da doğru. Bu doğru mu bu? Ha, bu diğer soru herhalde. Ha tamam. Diğeri doğru. Şimdi şu soruyu hatırlamam gerekiyor. İki, çünkü iki çok parçalı mı? Çok çoklu sorum da ne diyor ona bir şey. Şimdi arkadaşlar ben soruya baktım. Ya boş ya doğru olması lazım. Bakalım. Bunda bir ya soru işareti ya da artı koydum. 37'deyiz. Doğru 37. Ne zamana kadar oluşturma? Tamam, bu da doğru. Aa, şaşırdım. Üzüldüm. Aslında üzülmüyorum ama yani öyle bir üzülme değil ama yani üzülüyorum. Fazla yanlışım çıktı yani bence. Zaten normalde de 7-8 yanlış yapan bir insanım. Yani boşlarla falan. Benim için çok şey değil ama yani. Allah Allah ya. Hani bazı takılmadıklarım da yanlış çıkıyor ya, ben onları şaşırıyorum. Bunu boş bırakmıştım. Net hatırlıyorum. Ama yapamadım bu soruyu. 40'a geldik. Bitti. Ah. Şimdi sınavda saymıştım ben. 3 tane boşum bırakmam lazım Türkçe'de. Şimdi ben burada 1, 2 kesin boş dediğim. Bir tane de ya boş ya yanlış dediğim ya da ya boş ya doğru dediğim 2 tane daha var. Yani onlardan bir tanesi cidden boş. Ama hangisi bilmiyorum. Şimdi size kaç tane doğrum olduğunu sayacağım. Yani net olanları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Çok kötü. Çok kötü. Galiba en kötü bu. Hey. YKS çok kötü geçecek o zaman. 30. 30 doğru bir sorudan en ba Şimdi burada saydıklarımda yanlış saymadıysam 30 tane Türkçe doğrum çıktı. 2 tane boşumun olduğu kesin. Bir tane hatırlamadığım var. Bir tane yanlışım ya da bir tane daha boşum var. Yani siz düşünün ki 30 doğru yapmışım yani Türkçe'de. Geri kalanlar boş yanlışlarla kaça düşer biliyor musunuz? 8 yanlış, 2 boş deyince 8, 4 gider. 28 net falan. Aşırı kötü. Yani bilmiyorum. 28 net yaparsam YKS'de uçtu gitti hayaller. Uçtu yani falan. Gider, batar yani bitti. Ama bir şey söyleyeyim mi? Cidden 28 galiba bir kere falan 29'a düştüm ben. Bu en düşük yaptığım Türkçe netim. Çünkü uzun zamandır muhtemelen 2,5 3 ay geçiktir Türkçe paragrafı. Hiç çözmüyorum. Onun etkisi olması lazım. Düşündüğümden daha kötü. Demek ki YKS'den önce bir paragrafa geçiş yapmamız gerekiyor. Ya gel yani paragrafı biliyoruz. Hala neden yanlış yapıyoruz? Benim aklım ermiyor yani. Bir de böyle kafa rahat çözüyorsun. Bilmiyorum ya. Sosyal bana çok şey gelmiş. Zaten ilk videoda demiştim. Şimdi sosyale geçiyorum. Arkadaşlar, video çok çok uzamasın diye bu videoyu kesiyorum. Şimdi kapatacağım. O yüzden bir sonraki videoda da sosyal, fen falan onlara bakarız. Devamına gelecek. Lütfen arkadaşlar izleyin. Gerçekten hani şu an çok heyecanlıyım. Ben de sizle beraber bakıyorum. Yani bilmiyorum. Yani bak. Aslında ay bu arada şeyi fark ettim ya. Bir önceki videoyu koydum ya. O videoyu koyarken böyle baktığımda ay, o çirkinliğim, şu suratımdaki sivilceleri görüyor musunuz? Aslında ben mesela falan hani hiç stresi değilim mi? Ki 12. sınıf bu dönemde de kendim oldukça rahat hissediyorum. Yani olması gerektiğinden çok çok daha rahatım. Ama bu sivilce neden çıkıyor ben de bilmiyorum. Yani normalde yüzüm benim böyle sıvama şey olmaz. Sivilce olmaz. Bir tane büyük olur mesela şunun gibi falan. Ama bu böyle kocaman şey olunca hani baktım bu ne çirkinlik dedim. Hatta bir ara o videoyu koymasam mı dedim ama sonra yine koydum ya dedim. Tuğbacığım sen her türlü güzelsin. Öyle koydum. Ama yani
Bu aralar Sivilce ile aramız kötü. Ne diyecektim bir de ya? Ha bir de şeyi de görmüş olduk arkadaşlar. Yatarak ne kadar olmuyormuş. Yaklaşık 3-4 aydır yatıyoruz. Yatıyoruz yani böyle cidden evet. Yani şu son 3-4 aydır yaptığım tek şey ne biliyor musun? Kasım'dan beri. Toplamda evet Kasım'dan beri toplamda Dershane yok. Hiçbir. dershaneye gidiyorum güya. Güya gidiyorum ama sadece parayı verdik. O kadar. Hiç gitmiyorum. Yani ilk başlarda Ekim'de falan gidiyordum. Kasım'ın başlarında. Sonra bir daha hiç gitmedim. Sadece adı var. Yazık oldu paramıza. Acıyorum bazen ama ona da acımıyorum. Sonra okula hiç gitmiyorum desen. Asla gitmiyorum. Okuldaki de dedemelere gitmiyorum artık. Onlara da gidiyordum. Onlara da gitmiyorum. Yani gitmen gerekiyor. Evet. Dershanede dedeme oluyor. AYT, TYT. Onların da hiçbirine gitmiyorum. İşte şu son Yat. 3-4 aydır yaptığım tek şey bir tane bilgisayar malının TYT fen denemesini bitirdim. 20 veya 25'te olması lazım. Bakalım o ne Tek olacak. yaptığım şey o. Umarım Bak. o işe yaramıştır. Bir sonraki videoda feni çekeceğim. Umarım o kitap işe yaramıştır. Bakacağız şimdi. Yani siz de güzel geçmişse fenin belki o kitabı çalışırsınız ve yine beni rakiplerim elemiş olur. Bu güzel tavsiye. Ama zaten bilgisayar malı bilmeyen yoktur. Hemen çok iyi kalpli bir insanım. O yüzden size tüm tavsiyelerimi veririm. Ama Türkçe'de gördüğünüz gibi verebileceğim hiçbir tavsiye yok. O En hazır yüzden olduğun Türkçeydi güya. evet yani mesela Türkçe'de cidden ben Türkçe TYT falan geçen yıl bitirmiştim. Çünkü Türkçe'de bir şey yok. Yani dil bilgisi var. Bitiyor yani paragrafta ne çalışacağım. Çalışacak bir şey de bulamıyorum. Ama şöyle bir şey var ya benim bir kitabı okurken de ben çok farklı yorumlar çıkarırım yani. Herkes farklı anlar ben farklı anlarım çünkü yorumlama bence bu yetenek ama onu da söyleyeyim. Benim yorumlama yeteneğim bence çok kuvvetli. O yüzden ben Yanlış şıklardan farklı oluyor. şeyler yorumluyorum. Onlarda şıklar da yok yani bu benim suçum değil. Herkes o paragraftan aynı şeyi çıkaramaz arkadaş. Bu doğru değil yani. Her kitaptan nasıl farklı şey anlaşılıyorsa o paragraftan da farklı şey anlaşılır. Bu kadar basit. O yüzden ben paragraftaki anlaşılmada çok üzülmüyorum. Çünkü bunlar 2 artı 2 eşittir 4 gibi şeyler değil arkadaşlar. O yüzden siz de paragrafta yanlış çıkarıyorsanız ki paragrafta o yüzden 40 net yapmanın bu kadar zor olduğunu Yani düşünüyorum. matematikte diyorsun fulleyeceğim. O da yok. Onu da 2 artı 2 göreceksiniz. 4. Biraz o da değil zaten. Hani hiçbir şeyim iyi değil de benim. Hani belki bir insan bir Türkçeden tutar ya, matematiği yapar, bir fini yapar, bir sosyali iyi yaparım. Hiçbir şey yok bende. Hepsi böyle bölük pörçük. Neyse ama siz üzülmeyin Türkçede yanlışlarınızı tamam mı? O sizin. Ya ne kadar yanlış yaparsanız o sizin insanlardan ne kadar farklı düşünebildiğinizi gösteriyor. Evet, hep bu şekilde olumlu Oda. düşüneceksiniz. Benim anlama kapasitem ve anlama yeteneğim çok gelişmiş olduğu için bu kadar yanlış yaptım. Bu sizin farklı ve yetenekli olduğunuzu gösterir. O yüzden hiç merak etmeyin. Siz çok çok fazla roman Güzel okuduğunuzdan bu kadar anlama kapasiteniz gelişti. Merak etmeyin. Hiç sıkıntısı yapmanıza gerek yok. YKS'de gelip geçicidir. Hayat uzun bir maraton. Önemli olan sizin ne kadar geniş düşünebildiğiniz arkadaşlar. Bu kadar konuşma yeterli. Türkçe'ye baktık. Çok uzattım zaten. Ama bir sonraki videoda lütfen izleyin çünkü bakalım size ne tavsiyeler gelecek veya yapmayın falan dediklerim. Bakacağız o zaman. Hoşçakalın.